bağlantımız var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssüne uğurlanacağı. Değil mi? Oradan, hep oradan atılıyor. Cape Canaveral. Evet, evet. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Az önce Sertaç'a bağlanmıştık bu uçak kazasıyla ilgili. Yine Abdülkadir Uraloğlu'nu konuk alıyor Sertaç. Detaylar sende Sertaç. Evet, Türkiye bugün başlattığı uzay misyonunda, uzay yolculuğunda önemli bir adım daha atacak. Tarihi bir yolculuğa bir kez daha şahitlik edeceğiz. Hep birlikte, ki o da Türkiye'nin ilk yerli ve milli imkanlarla üretilen, birçok paydaş tarafından üretilen haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın uzaya fırlatılma sürecinin ilk aşaması. Ankara'da Kahraman Kazan'dayız, TUSAŞ tesislerindeyiz. 610 numaralı hangarın önündeyiz ve buradan saatler sonra bu TürkSat 6A uydusu 15 Temmuz'da tahminen fırlatılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne yola çıkacak. Tabii bir törenle yapılacak bu, ki töreni ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yapıyor. Tabii canlı yayın konuğumuz olacak. Ben sözü fazla uzatmadan hemen Sayın Bakan'a dönüyorum. Sayın Bakan, TV100 canlı yayınına hoş geldiniz. Bu önemli tarihi günde neler hissediyorsunuz? Neler söylersiniz? Bu yolculuk nasıl başladı? Nasıl devam edecek? Neler amaçlanıyor? Hoş bulduk. Siz de TUSAŞ'a hoş geldiniz. Tabii 2005'te başlayan, sonra 2014'te biraz ete kemiğe bürünen bir sürecin sonuna geldik. Heyecan verici. Yani Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti iradesinin Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde neler yapabileceğinin bir fotoğrafı bu. Tabii hem bir yönetici olarak hem de bir mühendis olarak ben gerçekten bu gururu yaşıyorum. Yani düşünün, dünyadaki 10 uydu üreticisinden birisi olduk biz. Çok şükür haberleşme uydusu üreticisinden birisi olduk. Buradaki en önemli amacımız elbette bizim ihtiyaçlarımız karşılamak, ama bu uydu da haberleşme, ses, görüntü ve data noktasında bizim mutlaka çok daha emniyetli, güvenilir noktada olmamız gerekir. Ne adına? İşte güvenlik haberleşmesinin, askeri haberleşmenin emin olacağımız sistemlerle yapılması. Biz de tam bunu yapmış olacağız. %80'in üzerinde, %90'lara varan bir yerli üretim var. Yazılım zaten olmazsa olmazı. Dolayısıyla biz bunu uzaya gönderdiğimizde işte 42 derecede konumlanacak, 35.786 metre yükseklikte olacak ve oradaki bizim haberleşme ihtiyacımız ülkemizin göreceği gibi dünyadaki eriştiği coğrafyalarda da bu hizmeti satıp bu anlamda da bir gelir elde etmenin yolunu da bu anlamda açmış oluyoruz. Peki Sayın Bakan, bildiğim kadarıyla TürkSat şu anda hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte 5 uyduyla hizmet veriyordu. Doğru. Şu anda 6'ya çıkmış olacak ve erişim ağı da biraz daha artmış olacak. Nereleri kapsayacak peki? Biz şu anda 5 uydumuzla bunları dünyadaki uydu üreticilerine biz imal ettirmiştik. 3,5 milyar insanı kapsayan Afrika'nın kuzeyi, Avrupa, ülkemiz, hemen yakın coğrafyamız, Kafkaslar, Orta Asya ve Hindistan'ın da bir bölümünü kapsıyor bu 3,5 milyar. Artık bununla beraber Hindistan'ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya. Yani 5 milyar bir nüfusa erişmiş olacağız. Bu da dünya nüfusunun %65'i demektir. Buralara hizmet satacağız ve dediğim gibi hem kendi ihtiyacımız hem de bu kapsadığı ülkelerdeki ülkelerin ihtiyacını görmüş olacağız. Peki şimdi sizi biraz da yoracağız. Arkamızda fonda da görülüyor. Şimdi bir Antonov uçağı var, bir kargo uçağı. Dünyanın en büyük kargo uçaklarından biri. Siz anlatın Sayın Bakan. Şimdi uydumuz oradaki konteynerlerin içinde anladığım kadarıyla.
Uçağa yüklenecek herhalde. Evet, ana parça, ana parça dediğiniz gibi hemen tırın üzerindeki gözüken konteynerin içerisindeki parça. Birçok parçası var, onların bir kısmı yüklendi, yüklenmiş olacak. Bu parçayla beraber, ana parçayla beraber bir günlük yolculukla, dünyanın en büyük kargo uçağı dediğiniz gibi bir günlük yolculukla inşallah Amerika'ya gidecek. SpaceX'in fırlatma roketlerinde de yine sizin anons ettiğiniz gibi muhtemelen Haziran'ın ikinci Temmuz'un ikinci haftasında biz bunu inşallah yörüngesine fırlatmış olacağız. Sene sonunda da, bu sene sonunda da inşallah işletmeye, hizmet vermeye açmış olacağız. Çünkü testleri vesaireleri var. Onun konumlandırılması var. Arkadaşlarımız çok yoğun çaba sarf ediyorlar. Ondan sonra da tamamen TürkSat'ımızın yönetiminde hizmet vermeye devam edecek. Burada mutlaka TÜBİTAK'ın, Aselsan'ın, CTEX'in katkılarını ben burada arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'ın katkılarına teşekkür ediyorum. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla güzel bir işbirliği oldu. Aselsan'la güzel bir işbirliği oldu. İnşallah devamını da getireceğiz. Peki Sayın Bakan, orada peçlerin yapıştırılacağı bir alan da var. Şöyle bir iki adım daha sizi rica edelim. Şimdi sizde o uçakla taşınan daha önceki kargolar için bir peç yapıştırılıyor. Siz de oraya peçi yapıştıracaksınız. Evet, yani evet, Türkiye'nin atacağı bu tarihi adımda aslında sizin de bir imzanız olmuş. Bir notumuz olacak, imzamız olacak Türkiye adına, ülkemiz adına. Peki. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Aslında soracak çok soru var ama Sayın Bakan'ın vakti biraz kısıtlı. TV üzerinde konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Evet. Ağzınıza sağlık. Tebrik ederiz tekrar. Sağ olun. Gözde, evet, Türkiye'nin bu tarihi uzay yolculuğuna atacağı adım öncesinde düzenlenecek tören öncesinde de Sayın Bakan'la konuştuk. Sayın Bakan TürkSat 6 uydusunun imkan ve kabiliyetlerini anlattı. Nasıl yapıldığını, süreci özetledi bize. İşte Erbay Yılmaz da şimdi TV ekranlarına getiriliyor. İşte bu gördüğünüz Antonov tipi kargo uçağına, dünyanın en büyük kargo uçağına, hemen sağda gördüğünüz konteynerler, TürkSat 6A konteynerleri içindeki uydu yüklenecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ne, başkent Ankara'dan, Kahraman Kazan'daki TUSAŞ tesislerinden yola çıkacak. 8-15 Temmuz tarihlerinde de yörüngeye fırlatılması planlanıyor bu uydunun diyebiliriz. Biz de yine burada olacağız. Bu tarihi yolculuğa TV100 olarak tanıklık edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz. Gözde.